Karadeniz bölgesi kuvvetli yağışın getirdiği sel ve heyelanla çok zor bir 24 saat geçirdi. Kesintisiz yağan yağmur dereleri taşırdı, evler ve araçlar su altında kaldı. Bolu Dağı tüneli çıkışındaki heyelan nedeniyle de 22 saattir İstanbul yönüne ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanabiliyor. Heyelan oluyor. Heyelan geliyor. Kaçın. Ano. Ano. Bitti, çok bitti. Çok bitti, çok. Bekle, bekle. Alo. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Hadi. Çek. Çek. Yağış o kadar şiddetliydi ki kamyonu sürükledi. Sürücüsünü binadan çarşaf sarkıtıp kurtardılar. Karadeniz'i vuran selde dereler taştı, ahırlar, evler yerle bir oldu. Onlarca kişi selin ortasında mahsur kaldı. Bolu Dağı tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. İstanbul yönüne ulaşım kapandı. Bartın'daysa sanayi sitesinde çalışan 50 kişi mahsur kaldı. Helikopterlerle kurtarıldı. Dikkat olun. Olsun ana, sıfırdan başladık. Biz gene başlarız ana. Su aniden bastırdı. Kuvvetli yağış aniden sele dönüştü Karadeniz'de. Yaklaşık 24 saat yağmur dinmedi. Bartın ve Zonguldak suya gömüldü. Burası Termler Galericiler Sitesi. Rezilliğe bak. Isıramadın, ısıramadın. Gel oğlum. Yollar çökerken Çaycuma'da yağışla birlikte altı boşalan tren menfezleri şans eseri erken fark edildi. Facianın eşiğinden dönüldü. Bir anda yolun kenarında tren raylarının altının boşaldığını fark ettim. Menfez patlamıştı. AFAD Genel Merkezi'ne, jandarmaya, polise ihbar vererek tren yolu akışının kapatılmasını sağladım. Karadeniz Ereğli'de ise selin ortasında kurtarılmayı bekleyen mahalleliye yardıma giden jandarma ekipleri de çayda mahsur kaldı. Komutanım geçmiş olsun. 1-2 dakikanın içinde oldu her şey. Bir baktık arabalar zaten yüzmeye başladı. Bartın'da da botlarla kurtarılanlar oldu. Kesintisiz devam eden yağış dereleri taşırdı. Evler su altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bartın'da takip etti sel felaketini. Öğleden sonra kuvvetli yağışın Doğu Karadeniz'e doğru ilerleyeceğini söylediler. Öyle de oldu. Dere taştı, menfezler uçtu, yol gidiyor tamamen, asfalt da gitti. Mescidi dere yolu kapalı. Önce Ordu'da da Çağlayan Deresi taşınca tünel çıkışındaki yol çöktü. Sonra Rize'de dev kayayı yola sürükledi sel. Yağış Artvin'e ilerledi, evlerinde mahsur kalanlar oldu. En kritik yerlerden biri ise Bolu Dağı tüneli çıkışıydı. Ankara-İstanbul yönü heyelanla trafiğe kapandı. Yoğun yağışın oluşturduğu heyelan nedeniyle Bolu Tüneli'nin İstanbul çıkışı trafiğe kapandı. Dağdan gelen tonlarca toprak yol doldurdu. Ekipler şimdi o toprağı kaldırmak için mücadele veriyor. Bir yandan yol açma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni heyelan riskine karşı iş makineleri dağın üstündeki toprağı temizliyor. Çünkü yol açılsa dahi heyelan riski hala var ve toprak şu anda bile kaymaya devam ediyor. Tünel çıkışındaki çalışmalar 22 saattir devam ediyor.